çayı efendim. Teşekkür ederim. Domini, artık bana efendim deme. Öyle bir durumum yok. Sonuçta artık hiçbir şeyim kalmadı. Otursana. Bazı bağlar öyledir ki efendim. Zaman onları asla koparamaz. Hadi otur da beni. Böyle iyiyim efendim. Otur. Buna inanamıyorum. Mithi'yi görmeye geldim. Ve seni buldum Domini. Sen ve Itcha onu ne güzel yetiştirmişsiniz böyle. Bana çok yardımcı oldu ve sonra öylece gitti. Sonuçta Itcha'nın kızı, değil mi? Itcha. Itcha'yı düşünmediğim bir günüm bile olmadı Domini. İkinizin hayatında da bir sürü sorun oldu. Sorumlusu da ben ve ailemdi tabii ki. Domini, sen ailem için neler yapmadın ki bunu hiç unutamam. Benim ailem ise sana bir sürü acı verdi. Itcha'nın başı dertteyken bizden yardım bekledin ama biz size hiçbir şey yapmadık. Elimden hiçbir şey gelmedi. Hem de hiç. Bu düşünceler gece gündüz kafamda dolanıp duruyor. Efendim, Itcha'nın ceza alması gerekti ve aldı. Hepimiz elbette ki mutlu olmak istiyoruz. Ama maalesef her zaman İstediğimiz olmuyor. Geçmişimiz buna en büyük örnek. Değil mi? Hem zaten Itcha'yı hapisten kurtarmak aslında kayınlarının elindeydi. Ama kader ve bencillik buna mani oldu. Onlar sadece yuvracı istediler. Itcha'yı istemedin. Itcha'nın kızı aynı onun gibi çok güzel olmalı, değil mi? Evet efendim. Mithi aynı Itcha'nın kopyası gibi. Tıpatıp Itcha. Sadece birbirlerinden bir farkları var. Kaderleri. Mithi'nin öyle bir kaderi var ki Itcha'm çocukken bile o kadere özlem duyuyordu. Bak, bak anne. Anne. Elime kısmet dövmesi yaptırdım, nasıl? Itcha'm bu hayattan neler çekmedik? Bir kere kalbinden bir parçayı yuvracı birin ailesine vermek zorunda kaldı. Bir daha da asla arkasına dönüp bakmadı. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise